Manşete hoş geldiniz. Türkiye haftaya kimsenin öngörmediği, öngöremeyeceği muazzam bir olayla girdi. Yüzyılın felaketi yaşandı. Türkiye saatiyle 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık merkezli belki de yüzyılın en büyük depremi kaydedildi. Sonuçları itibariyle de büyük olacağı kesin. 10 kadar vilayeti Türkiye sınırları içerisinde etkiledi. Binlerce bina çöktü. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Daha fazlası yaralı. Bu sayıların artmasından endişe ediliyor. Sayılar on binleri bulabilir. Ve özellikle ilk gün itibariyle arama, kurtarma, yardım faaliyetinde devletin neredeyse hiçbir alanda olmadığı, vatandaşların da büyük bir çaresizlikle sağ solu arayıp yardım istediği saatlere tanık olduk. Büyük bir çaresizlik içinde takip ettik. Yaz değil, 17 Ağustos 99 depremi, bundan 24 sene önce yaklaşık yaşandığında yaz ortasıydı. Havanın müsait olması, iklimin müsait olması çalışmaları belki bir anlamda kolaylaştırıyordu. Müdahale etmeyi veya enkaz altında e, bekleyen, kurtarılmayı bekleyen insanların canlı çıkma umudunu artırıyordu. Fakat şu anda durum pek öyle değil. Kışın ortasındayız, Şubat soğuğu var. Belli bölgelerde sıfır, belli bölgelerde sıfırın altında sıcaklıklar söz konusu. Enkaz altında insanlar hayatta kalsalar dahi soğukla mücadele ediyorlar. Ve bu da her geçen saatin aleyhlerine işlediğini gösteriyor. Bir an önce organize edilmezse, bir, bir an önce organize olunmazsa, ilk 24 saatte hatta en geç 48 saatte bu insanlar enkaz altından çıkarılmazsa, kurtarılmazsa sonrasında kurtarılıp kurtarılmayacakları büyük bir belirsizlik. Bu kadar söyleyeyim. Çok ihtimaller azalıyor. Çok büyük bir alanı etkiledi, çok büyük bir alanı sarstı. Böyle anlarda dünyanın hiçbir devleti bu kadar geniş bir alanda, bu kadar geniş bir yıkımın olduğu coğrafyada bir hakkın olaya müdahale edemez. Dünyanın hiçbir devleti 10 vilayeti binlerce binayı yıkmış. Belki 10 binlerce binayı yıkmış ki en son açılan, açıklanan resmi açıklamalar 5-6 bin bina diyordu. Çok daha fazla olduğu ortada. Vilayetlere bırakın ilçeleri köyleri vilayetlere ulaşılamadı. Yani Hatay Çaresizlik için de bekliyor. Adıyaman çaresizlik için bekliyor. Kahramanmaraş ve ilçeleri çaresizlik için de bekliyor. 24 saat geçtiği halde, 24 saatten daha uzun bir süre geçtiği halde ulaşılabilmiş değil. Ve ilerleyen saatlerde de ulaşılabileceğine dair bir umut yok. Binlerce insan AFAD gönüllüsü olarak İstanbul'da toplanmış havalimanında kendilerini bölgeye götürecek uçağı bekliyorlar. Muazzam bir izdiham var ve koordinasyon yok, organizasyon yok. Böyle de bir... Kaos hali var. Böyle de bir izdiham hali var. Yardım yapma, etmek isteyenler hem nakdi olarak yardım yapmak isteyenler veya ellerinde avuçlarında ne varsa götürmek isteyenler bunu organize edemiyorlar. Benzer bir şekilde bölgeye gidip, bizzat fiziken çalışmak isteyenler de bu konuda kendilerine yol bulamıyorlar. Böyle bir organizasyon bozukluğu var. Hemen her anında bir çöküş söz konusu. Saatler boyunca depremin olduğu ilk andan itibaren. Depremlerin diyeyim çünkü iki büyük deprem kaydedildi birbirinden bağımsız yani biri birinin öncüsü veya artısı değil birbirinden bağımsız iki deprem kaydedildi yakın e, bölgede biri 7.8 biri 7.4 veya 7.5 olarak ölçüldü çeşitli ölçüm noktalarına göre bu sayılar değişiyor önemli değil ikisi de son derece şiddetli ve yıkıcı depremlerdi. Uzmanlar da bunu anlayabilmiş değiller. Yani böyle bir depremi beklemiyorduk. Bu kadar büyük olmasını ummuyorduk. Hele ikinci deprem diğerinden bağımsız olarak ve bölgede altının üzerinde altı büyüklüğünün üzerinde kaydedilmiş onlarca deprem var. Hatay çizgisinden Malatya'ya kadar olan bölgede. Birazdan haritaları getireceğim göreceğiz. Uyarılar var. Daha önce yapılmış uyarılar var. Dinlenmeyen uyarılar var. Şimdi yapılan uyarılar var ve bundan sonra alınacak alınması gereken tedbirlere ilişkin uyarılar var. O arada da sahada büyük bir çaresizlik var. Bütün bunların hepsine bakacağım saatler boyunca. Hepsini takip ettiniz. Önünüze yüzlerce video düştü, yüzlerce fotoğraf düştü, yüzlerce yardım çağrısı düştü. Bunların hepsini ekrana getirecek halim yok, vaktim de yok, zamanım da yok. Bunları zaten biliyorsunuz. Ve bunların üzerinde konuşmanın pek anlamı da yok. Asıl bu noktadan sonra ne yapabiliriz ve acaba olaya nasıl yaklaşmalıyız ve Sizler için seçtiğim bazı önemli kareleri, bazı önemli grafikleri, bazı önemli notları ekrana getireceğim. Bir anlamda bu haber analiz programı olacak. Önce gazete kapaklarıyla başlayalım. Birkaç gazetenin kapağını seçtim sizin için. Bugün gazeteler depremi nasıl görmüş? Birlikte bakalım mı? Yeni Şafak'la başlıyorum. Devletin çöküşü demiş Yeni Şafak. Kendisine ihtiyaç duyulmayan her yerde hazır ve nazır olan devlet deprem felaketinde yardım diye çırpınan insanların imdadına yetişemiyor. Durun hemen zıplamayın. Bu manşet bugünkü Yeni Şafak'ın manşeti değil. Bu manşet Yeni Şafak'ın 18 Ağustos 17 Ağustos depreminden sonra attığı manşet. 17 Ağustos 1999 Büyük Marmara depreminden sonra attığı manşet bu Yeni Şafak'ın. Devletin çöküşü manşetini atmıştı Yeni Şafak. Ölüm ve çaresizlik, can kaybı çok büyük. Evet, tüpraş körfezi yakıyor filan. Peki bugünkü Yeni Şafak ne diyor? 24 sene sonra 23 buçuk yıl sonra kıyamet gibi Pazarcık 7.7 Elbistan 7.6 aynı günde asrın en yıkıcı iki depremi 1651 can kaybı 3471 bina yıkıldı diyor ama bu rakamlar eski rakamlar 2'ye katlandı 3'e katlandı an itibariyle ve bu sayı artıyor Cumhurbaşkanı'nın mesajı 85 milyon tek yürek olma günü seferberlik filan Bundan 23,5 sene önce 17 Ağustos 1999 depreminde devletin çöküşü diyen Yeni Şafak bugünkü manşetinde siyahla goyla yaz tutan Yeni Şafak olarak çıkmış ve kıyamet gibi demiş. 23 sene önceki Yeni Şafak ve 23 sene sonraki Yeni Şafak ve bize KC'yi yazdıran da o oldu. Devletin çöküşü. Sözcü gazetesiyle devam edelim. Yok eski sözcü getirmeyeceğim artık bugünkü gazeteler. Deprem nedeniyle 7 gün milli yas ilan edildi. Enkaz altındaki depremzedelerin yardım çığlığı kurtarın. Evet. Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem peş peşe geldi. 10 şehirde binalar yıkıldı. Mısır'da bile hissedilen deprem Türkiye'yi yasa boğdu. Ne Mısır'ı? Grönland'ta, Danimarka'da bile hissedildi. Geleceğiz birazdan. Sabah gazetesi o da e, siyah kurdele koymuş, e, siyah logoyla çıkmamış. Asrın felaketi demiş. Depremin yıkıcılığı 130 atom bombası gücünde. Devlet millet el ele yaraları saracağız. Bu yaraları saracağız. Devlet yaraları sarar. Devlet çok güçlüdür. Erdoğan'ın lafları değil. Hep söylenmiş laflardır. Demirel dinar depremine gittiğinde cumhurbaşkanıydı. Ben de gazeteci olarak takip ettiğim ilk depremlerden biriydi. Ekim 1995. Gecenin bir vakti oraya gittik. Akşamdan sonra veya gece yarısından önce sarsılmıştı dinar. Atladık gittik Ankara'ya yakındı. 2-3 saatlik yol. Birkaç saat sonra da Demirel geldi. Ve onun demeci de oydu. Yıkılanı yaparız, yaraları sararız. Devletin demeci hiç değişmiyor. Erdoğan'da da değişmeyecek elbette. Hürriyet manşette peş peşe felaket. 10 şehirde rakamları vermiş. Rakamları söylemeyeceğim çünkü rakamlar Değişti gazeteler baskiye girerkenki rakamlar her neyse o ikiye üçe katlandı. Burada bir uzman görüşü var. Profesör Doktor Fadime Sertçilik son depremde harita üzerinde gösterdiği Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde 150 kilometreye yakın bir kırık oluştuğunu söyledi. Üç levhanın kesiştiği yer diyor. Profesör Doktor Süleyman Pampalsa Depremin 99 depreminden daha büyük, yıkıcı ve süresinin uzun olduğunu belirtmiş. Arap, Afrika ve Anadolu levhalarının kesiştiği yerde gerçekleştiğini söylemiş. Profesör Şeref Barışsa hiçbir yer bilimci bu kadar büyük bir deprem beklemiyordu demiş. Evet. Şurada enteresan bir not var. İtalyan Ulusal Jeofizik ve Volko, Volkanoloji Enstitüsü Başkanı, Kahramanmaraş'taki iki depreme yol açan fayın bulunduğu Anadolu defasının Arap Yarımadası'na doğru en az 3 metre hareket ettiğini söylemiş. Ve bu 30-40 saniye içinde gerçekleşti demiş. Bu bilgi de önemli, birazdan haritalarla bakacağız. Yüzyılın felaketi demiş Cumhuriyet gazetesi. Türkiye yitirdiklerine ağır, e, ağlıyor. Erzincan'dan sonra en büyüğü buna da bakacağız. 16 ülkede hissedildi. Evet bölgesel bir deprem. Sadece Türkiye'yi vuran bir deprem değil. Evet bu da Hatay. Hatay'da binalar kağıt gibi çöktü diyor. Ve Hatay ulaşılamayan ve hala girilmeyen arama kurtarma çalışması yapılmayan bölgelerden biri. Feryatlar yükseliyor Hatay'dan. Hatay bizim vilayetimiz değil mi? Neden ona ee, üvey evlat muamelesi yapıyorsunuz gibi sistemler de var. Bir gün göçükte kaldık diyor. Devlet göçtüğüyle aşağı yukarı eşdeğer bir başlıkla görmüş. Uzmanlar bilim insanları uyardı. İktidar oralı olmadı. 2000'e yakın insanın canını alan facia bağıra bağıra geldi. Kar yağmur altında binler yardım bekledi. Enkazdakilerin sesi yanıt bulmadı. Devlet enkaz altında kaldı diyor. Evet şimdi bu bin yıllık e, fay haritası neden bin yıllık dediğimi de birazdan göreceksiniz anlayacaksınız bu Türkiye'nin deprem tehlike haritası resmi harita e, AFAD'ın sitesinde de var ilgili bakanlıkların sitesinde de var Türkiye bu faylar üzerine kurulduğu bir ülke. Türkiye bir deprem ülkesi hemen her anlamda birazdan dünya haritasını getirdiğimde ekrana daha iyi anlayacaksınız. Kuzey Anadolu fay hattı var ve Kuzey Anadolu fay hattı görüyorsunuz işte Trakya'da bitiyor. İstanbul'un güneyinden geçiyor ve orada zaten büyük bir deprem bekleniyor. Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde de çokça deprem oldu geriye doğru 50 yıl 60 yıl 70 yıl içerisinde. Kuzey Anadolu fay hattının bittiği ve Doğu Anadolu fay hattının başladığı bölgede, kesiştikleri bölgede de çok sayıda deprem oldu. Bingöl, Elazığ, Erzurum depremleri gibi. O fay hattı görüyorsunuz Hatay'a doğru iniyor ki zaten bu iki büyük deprem Hatay-Malatya arasında oldu. Ve oradaki 10 ili etkiledi. Hatay, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Adıyaman, Kahramanmaraş. Bu da farklı bir grafikle Türkiye'nin nasıl bir deprem bölgesi olduğunu, deprem ülkesi olduğunu gösteriyor. Bu bin yıldır bilinen bir konu. Bin yıldır depremlerin olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz, yaşadık, tecrübe ettik, defalarca tecrübe ettik. Binlerce, on binlerce ölüm oldu fakat hala olmaya devam ediyor. Her 20 senede, 30 yıl senede bir olan depremlerle bir kere daha akıllar başlara gelmiş gibi oluyor. Fakat sonra unutuyoruz birkaç sene sonra herkes gene işine gücüne dönüyor. Hasarlı binalara giriyor, çatlamış, çatlak binalara giriyor. Deprem güvenliği olmayan binalara giriyor ve orada yaşamaya devam ediyor bir sonraki depreme kadar veya kendilerini şöyle de rahatlatıyor olabilir insanlar veya yetkililer. Deprem oldu zaten artık bir daha olmaz. İşte faydaki stres boşaldı. Bir daha artık 30 sene rahatız falan diye mi bakıyorlar bilmiyorum ama böyle bir coğrafya üzerinde bütün her şeyin bütün artık yapılaşmanın, şehirleşmenin, şehir planlamanın, hemen her şeyin, yolların, köprülerin, barajların, hemen her şeyin, boru hatlarının, aklına geliyorsa havalimanlarının, hemen her şeyin buna göre dizayn edilmesi, tanzim edilmesi gerekiyor. 8 şiddetinde, 9 şiddetinde depreme göre yapılması gerekiyor. Ve artık dikey yapılaşmadan vazgeçilmesi gerekiyor. Yeni yapılmış binalar dahi çöktü yahu, kağıt gibi katlanarak dikey yapılaşmadan özellikle bu bölgelerde vazgeçilmesi gerekiyor. Hele İstanbul'da, hele Trakya'da, hele Marmara bölgesinde, hele Ege bölgesinde. Dönün bakın Avrupa'ya, Batı'ya. Deprem bölgeleri olmadığı halde yatay yapılaşma var orada. İngiltere deprem riski hiç olmayan bir ülke olduğu halde, ada olduğu halde tümüyle yatay yapılaşma. Eğer deprem riski olsaydı daha başka tedbirler de alınırdı muhakkak. Haritaları e, Türkiye kaynaklı ajanslardan veya e, gazetelerden getirmiyorum. E, BBC'de veya farklı dünya ajanslarının geçtiği haritaları ekrana getiriyorum. BBC bu haritada iki depremi gösteriyor. E, i̇lki e, 7.8 büyüklüğünde diyor. Gaziantep yakınlarında, Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Osmaniye arasında bu dört e, vilayet merkezinin arasında. İkinci depremse ee, hemen yukarıda Kahramanmaraş'ın kuzeyinde Malatya'ya doğru Maraş'ta Kahramanmaraş arasında eee Kahramanmaraşla Malatya arasında bir bölgede yaşandı. Burada da görülüyor ve bu depremler e, sadece bölgeyi değil elbette bölgede büyük yıkıcı etkisi oldu. Kuzey Suriye'yi de yıktı ve e, dünya e, televizyonları Türkiye Suriye depremi diye veriyor. CNN, BBC Türkiye Suriye depremi diye veriyor. CNN Suriye Türkiye depremi diye veriyor ve Ölü sayıları ben bu yayını açtığım sırada birbirine yakın seyrediyordu. Türkiye'de biraz daha fazla ama binin üzerinde bir sayıyla Suriye'de de rakam artıyor. Kamışlı'yı yıkmış, İdlib'i yıkmış. Büyük hasar var ve orada da feryatlar yükseliyor. Kimse yok mu diyen var, arama kurtarma için dünyaya çağrıda bulunanlar var, hastanelerin, doktorların yetersizliğinden dolayı feryat figan edenler var. Evet. Bu haritada da e, boru hatları görülüyor. Siyah hat yukarıdan gelen e, petrol hattı, e, turkuaz olan da doğalgaz hattı. O da doğudan geliyor ve her iki hatta e, iki büyük deprem e, merkezinin merkez üstünün ortasından geçiyor ve İskenderun körfezine iniyor ve Mersin'e iniyor. O açıdan da önemli. Yani enerji yolları üzerinde de bir iki büyük depremden bahsediyoruz. Çok boyutlu olarak bakmak gerekiyor meseleye. İşte bu harita son derece önemli. Burada depremin merkezi üssü olarak Gaziantep'i görüyorsunuz ama etki sahasının kuzeyde Samsun'a kadar, Samsun'da sallandık, sarsıldık dedi, Ankara'da dedi, kuzeyde Samsun'a, doğuda Batman'a, Diyarbakır'a, batıda Antalya'ya kadar bir etki sahası olduğunu, gene güneyde bütün Suriye'yi sarstığı, Irak'ın kuzeyi, Ürdün, Lübnan, İsrail ve Kıbrıs bütün bu bölgelerde bu depremin hissedildiğini ve sallandığını zaten haberlerde de gördük, izledik, paylaşılan mesajlarda da bu vardı. Bu işte biraz evvel daha detaylı verdiğim haritanın en azından şu anda bölge itibariyle hangi fay hatları üzerinde depremin olduğunu gösteriyor. Yukarıdaki kırmızı çizgi Kuzey Anadolu fay hattı o. Bingöl Elazığ civarında Doğu Anadolu Fay Hattı ile birleşiyor ve o Hatay'a iniyor. Tam bu noktada işte Doğu Anadolu Fay Hattı'nın hemen kuzeyi ve güneyinde iki büyük deprem kaydedilmiş. Hatay'a doğru gelirken fay ikiye ayrılıyor. Bir kolu Adana'ya doğru uzanıyor, Çukurova'ya doğru uzanıyor. Bir kolu ise Hatay'a doğru uzanıyor. Haliyle Adana'daki yıkım da muhtemelen bu kolların tesiriyle oldu. Evet. Hiçbir şey tesadüf değil, her şey bilimsel, her şey kitapta yazdığı gibi, bin yıllık Fay haritalarında olduğu gibi ve beklendiği gibi. İşte bu da BBC'de e, spiker sunucu e, akşam bülteninde son derece geniş bir şekilde. Türkiye-Suriye depremini, yukarıda Türkiye-Suriye depremi yazıyor. Harita üzerinden anlatıyor. Gaziantep merkezli 11 mil derinliğinde, o da yaklaşık 16-17 kilometre ediyor. Ve Doğu Anadolu fay hattı üzerinde depremin nasıl olduğunu ve e, Anadolu parça, e, yani aşağıdan sıkıştırmayı, sola doğru kaymayı falan anlatıyor. Uzmanlar bağlanarak da bunu anlattılar. Biraz evvel gazetelerde kupürlerden getirdiğim konuları detaylı bir şekilde anlattılar. Evet. BBC Türkçe'den getiriyorum. Hani diyorum ya Mısır'da hissedilmiş. Bırakın Mısır'ı. Kahramanmaraş'taki depremler Grönland ve Danimarka'da hissedildi. Depremden 8 dakika sonra sarsıntı Grönland'ın doğu kıyısına ulaştı ve tüm Grönland'a yayıldı. Yani öyle bir tetikleme ki koca Avrupa'yı geçiyor, Baltık Denizi'ni ve okyanusu geçiyor ve Grönland'ı sarsıyor. 8 dakika sonra o derece güçlü, şiddetli bir sarsıntıydı. Tarihi bir sarsıntıydı. Bütün uzmanların da dikkatini çeken bir sarsıntıydı. Ondan dolayı da bütün dünya televizyonları ilk saatlerdeki şaşkınlığı, şoku atlattıktan sonra çünkü ne olduğunu ne anlamaya çalışıyor insanlar. Bilim adamlarına soruyorlar filan. Öğlenden itibaren Türkiye saatiyle söylüyorum tümüyle bütün yayın akışını yıktılar ve bu depremden yayın yapmaya başladılar. Elbette can kaybının ve geniş bir sahada yıkımın olması da bunda tesirli oldu. Lokal kalmaması depreminin tıpkı işte geçtiğimiz yıllarda yaşanan İzmir depremi gibi. İzmir'de bir deprem oldu birkaç bina yıkıldı ölen insanlar vardı falan ama lokal bir depremdi. Devlet hemen gitti yardımlar ulaştı vesaire İşte enkaz altında kalanlar afad falan mevcut imkanlarla halledilebildi. Fakat bu öyle değildi. Yani bu esasen gerçekten devletin aciz kaldığı bir depremdi. Devleti suçlamak anlamında söylemiyorum. Hangi devlet olsa aciz kalacağı bir depremdi. Ama Aciz kalınmayacak noktalar vardı. Yani bu kadar geniş bir sahada bu kadar feryatlar yükselmeyebilirdi. Ne, niye? E, 30 yıldır, 40 yıldır, 50 yıldır belli tedbirler alınsaydı böyle feryat figan olmazdı. Bu kadar bina yıkılmazdı, bu kadar insan ölmezdi. Bu kadar basit. Eğer tedbirleri baştan almazsanız bu noktadan sonra kimsenin bir şey yapacağı yok. Devlet her, yani devlet her şeyde, ne bileyim her vilayette binlerce kişilik, AFAD veya işte kurtarma ekibi dahi kurmuş olsaydı gene yetişemezdi. Adıyaman'da binlerce kişilik ekip, Kahramanmaraş'ta binlerce kişilik ekip, Hatay'da binlerce kişilik ekip falan da olsa, Malatya'da binlerce kişilik ekip de olsa gene yetişemezdi. Çünkü her yani sadece sadece Hatay Belediye Başkanı 1200'ün üzerinde binanın yıkıldığını söyledi. Şimdi sizin orada binlerce kişilik ekibiniz olsa bile 1200'ün üzerinde bina yıkılmış hangi bina? Yani her binaya bir kişi mi göndereceksiniz? her binaya onar kişilik, on kişilik ekip gönderseniz bilmiyorum bu işin mekaniği nedir. On bin kişiye ihtiyacınız var sadece Hatay'da. 10 vilayet olduğunu düşünürsek yüz bin, yüz elli bin kişilik bir arama kurtarma ekibine ihtiyacınız var ki yok. Hiçbir devlette de böyle bir kadro yok zaten. Kastettiğim bu. Şimdi bakın bu işte bin yıllık dünya da spesifik deprem haritası hangi noktalarda depremler olmuş kaydetmişler. Bu İsa'dan önce 2150'den başlıyor. İsa'dan sonra 2022'ye kadar yani geçen yıla kadar ki yaklaşık 4200 yıllık yaklaşık 4200 yıllık deprem haritası. Şimdi baktığınızda işte Kuzey Amerika'daki bölgeler görülüyor. Kızardıkça yani kırmızılaştıkça risk artıyor. Okyanusun içinde hareketler var. Avustralya biraz muaf görünüyor ama... Uzak Doğu, özellikle Japonya bakın. Japonya bir deprem ülkesi. Böyle geliyoruz Asya'ya. Şimdi buraya baktığınızda... Türkiye'yi geçerken görüyorsunuz, Türkiye'yi geçemiyorsunuz. Yani Türkiye, İran... Orta Doğu aşağı doğru, İsrail, Lübnan, Mısır'a kadar ki bölge... Kıpkırmızı. Yani geriye doğru depremin tarihselliği var. 4000 yıllık bir tarihselliği var. Batı'ya doğru geçiyorsunuz, işte... İtalya'da var Yunanistan'da var Kızla boyanmış İspanya'nın güneyleri Kuzey Avrupa'da hiçbir şey yok hele İskandinav ülkelerinde hiçbir hareketlilik yok şimdi böyle bir deprem tarihselliği açısından baktığınızda Türkiye'nin son derece kritik son derece riskli ve son yani 4000 yıl boyunca yaşanan bu deprem hareketliliğinden sonra artık aklını başına toplamış ve bununla yaşayan bunu kontrol eden bunu yöneten bir ülke olmasını beklersiniz. Ne çare? Sıfır. Yani deprem bölgesi olmayan ülkelerdeki yapılaşma, standartları getirip Türkiye'ye koysanız gene o kadar bina yıkılmazdı. Deprem ülke şeysi olmayan, deprem ülkesi olmayan ülkelerdeki standartlardan bahsediyorum. Bir uzman öne çıktı. Yıllardır konuşuyor, bas bas bağırıyor. Öyle söylüyor zaten. Bu depremin gelmekte olduğunu yer bilimciler olarak söyleye söyleye, yaza yaza dilimizde tüy bitti. Hiç kimse ne diyorsunuz diye tepki bile vermedi. Profesör Doktor Naci Görür, ben bu insanı 1999 Marmara depremiyle tanıdım. O gün ekrana çıkan onlarca deprem profesöründen, işte jeologdan sismologdan biriydi. Ama o günden bugüne gelen tek isim Diğerleri elendi gitti bir kısmı hayatını kaybetti Aykut Barka gibi Oğuz Gündoğdu gibi onlar da son derece değerli isimlerdi büyük bir kayıptır. Ve Naci Görür özellikle Marmara depreminden sonra Marmara denizinde sismik araştırma yapan e, gemiyle e, ekibin de başındaydı. O açıdan da geriye doğru engin bir kültürü var. Uyardım diyor uyarmış mı diye baktığınızda da görüyorsunuz uyarmış bakın bu 23 Aralık 2022 tarihli tweeti. ...fotoğraflarla uyarmış. 23 Aralık ne zaman? 23 Aralık bundan bir buçuk ay önce. Diyor ki... ...Pazarcık Kahramanmaraş'ta... ...dört... E, ...deprem oldu. 2 saniye önce. 4 büyüklüğünde. Birkaç gün önce de aynı bölgede... ...4.7... ...büyüklüğünde deprem olmuştu. Bu deprem Doğu Hatay Fayzonu'nda. Daha önce söylemiştim. Burada 1822'de yani iki asır önce... 7.2 deprem olmuş olmuş. 7.2 büyüklüğünde. Maraş Bölgesi yer bilimciler için hassas bir bölge diyor. Bundan bir buçuk ay önce 23 Aralık 2022 ve bundan 4 gün önce. Depremden 3 gün önce. 3 Şubat bakın tarihi de göstereyim. İşte burada tarihi 3 Şubat 270 bin kere de görüntülenmiş. 3 Şubat'ta attığı tweet'te tam bu depremin olduğu bölgenin fotoğrafını, fay kırıklarıyla beraber ek, e, eklemiş tweetine ve yazmış. En son bu noktada 1998 Adana depremi oldu. Geliyor gelmekte olan diyor. Bundan 3 gün önce. Ama uyarıları, sözleri, tweetleri, haritalı çıktı ekranlara da çıktı anlattı. Ajanslara falan da konuştu fakat bir kulaktan girdi, diğerinden çıktı ve devlet, vatandaş neyse anlamak istemedi. Hep söylediğimiz bir şey var. Siz de artık bunu ezbere biliyorsunuz. Deprem öldürmez, çürük binalar öldürür. Bu fotoğraf son derece çarpıcı. Dün kaydedilmiş fotoğraflardan biri. Sağındaki, solundaki, arkasındaki bina duruyor. Ortadaki bina kağıt gibi çökmüş. Kat kat üst üste. Gene aynı şekilde arkadaki bina, yandaki bina duruyor bu bina çökmüş. Gene aynı şekilde yandaki bina duruyor. Bu öbürü çökmüş. Gene bu şekilde. Yani böyle dışını da böyle süslemeler falan yapıyorlar cafcaflı. Kim bilir ne kadar paraya satıyorlar. Sonra bu şekilde değişik bir şekilde iç çökmüş. Can kaybı var mı yok mu bilmiyorum. Bu da BBC'den kestiğim bir kare. Hangi şehirde olduğunu bilmiyorum. Adana olabilir, başka bir yerde olabilir bilmiyorum. Bakın yani ne kadar enteresan çökmüş bina. Muhtemelen sağındaki solundaki etrafındaki kuleler gibi bir kule. Bu 4-5-6 kule duruyor. Etrafındaki kuleler duruyor bu çökmüş. Muhtemelen diğer kulelerde hasar aldı veya çatlaklar var. Nitekim Adana'dan bağlanan bir muhabir. Şunu söyledi dedi ki işte burada filan bina çöktü filan kule çöktü ve neyse artık filan apartman çöktü fakat sağındaki solundaki apartmanlarda da derin çatlaklar var yani onlar da artık oturulacak durumda değil bu depremden sonra böyle de bir şey ortaya çıkacak. Binlerce insan hayatını kaybedecek. On binlercesi yaralı olarak kurtulacak. Yığınla insan işini, gücünü, balılığını, mülkünü, her şeyini kaybedecek. Ama ondan çok daha fazla insan da oturlamayacak evlerle karşı karşıya kalacak. Yani yıkımın büyüklüğünü görüyor musunuz? Bölgede 10 milyonun üzerinde insan yaşıyor. Ve bu 10 milyon insanın kaçı acaba sağlam evlerine gerçekten sağlam test edilmiş güvenilir evlerine girip oturmaya devam edecekler. Bu kadar insanı etkileyen, hepsinde travmatik izler bırakan bir hadiseden söz ediyoruz. Hadisenin büyüklüğü bu. Çokça paylaşılan bir görüntü. Hatay Reyhanlı yolu yol bu şekilde parçalanmış ve bu çatlaklara, bu yarıklara araçlar girmiş, kaybolmuş belli farklı bölgelerde. Ama en çarpıcı görüntülerden biri Hatay Havalimanı ki zaten Hatay'a yardım gitmemesinin, Hatay'la ilgilenilmemesinin belki bir nedenlerinden biri de bu. Hava ulaşımı kesildi Hatay'la. Ve Hatay e, Havalimanı yanlış bir bölgeye yapıldığı için ve depreme dayanıklı yapılmadığı için pisti bu şekilde ortadan ikiye ve ne zaman artık tamir edileceği, onarılacağı da belli değil. Epey bir süre belki aylarca ulaşıma açılamayacak ve şu anda e, ikmal edilemiyor. Yani Hatay Havalimanı off durumda, kapalı durumda. Güven İslamoğlu paylaşmış. Hatay deprem bölgesi. Hastane yıkılıyor, havalimanı pisti çöküyor. Çünkü göl havzasına inşa edilmiş. O zaman çok yazıldı, çizildi, dikkate alınmadı. Sel almıştı, şimdi de deprem vurdu. Umarım acıları bir kenara koyduktan sonra bunun hesabını birileri verir. Bugüne kadar kimse hesabını vermedi. Herkes kulağın üzerine yattı. Deprem vergileri ihtas edildi. Toplanma alanları alışveriş merkezi oldu. Konteynerler yağmalandı. Şu oldu, bu oldu. Deprem tatbikatları unutuldu. Okullara ders olarak konmuştu. Deprem profesörleri televizyonlarda ekranların gediklisi olmuştu. Birkaç sene sürdü, o da unutuldu. 1990-2000-2001 yılları kastediyorum. Umarım bundan sonra bir uyanışa, eskilerin tabiriyle intibaha vesile olur. Bu fotoğraflar Hatay'dan. Hatay'daki yıkımı görüyor musunuz? Hani gazetelerde öyle geçiyordu. Kağıt gibi yıkıldı, çöktü. Burada sağlam bina yok. Hepsi çökmüş. Zannediyorum ayakta duran veya ayakta durmayı başaran binalar da oturlamayacak halde. Ve Hatay gene. Bu fotoğraflar çekildiğinde hava fotoğrafları bu bölgeye yardım ulaşmamıştı ve gün boyunca da yardım gitmedi. Bütün dünya seferber oldu. Bütün dünyada onun üzerinde ülkeden belki 20 ülkeden yardım kurt arama kurtarma ekipleri, çeşitli personel, ne bileyim ekipman, tıbbi ihtiyaç, gıda ihtiyacı pek çok sevk edildi bölgeye. Geliyor Japonya'dan, Avrupa'da farklı ülkelere kadar dev, devlet başkanları mesajlar yayınladılar. Bunlar çok güzel gelişmeler. Fakat saatlerle yarışıyorsunuz. Hava soğuk. Enkaz altında kalan insanların canlı olarak dayanma süreleri son derece az kış günlerinde özellikle. Bir de yaralı olduklarını düşünün, kan kaybettiklerini veya acil tıbbi mücadele, müdahaleye ihtiyaçları olduğunu düşünün. Dünyanın bir anlamda Türkiye'deki bu olaya, Türkiye ve Kuzey Suriye'deki bu olaya duyarlılığını göstermesi açısından da örnek günlerden biriydi. Nasıl olmasın ki Tel Aviv, İsrail Tel Aviv belediye başkanlığı binasını bu şekilde Türk bayrağıyla ışıklandırmış yanındayız diyor. Desteğin, desteğimiz sizinle diyor. Ama yani İsrail Tel Aviv büyük Tel Aviv belediye başkanlığı binasında Türk bayrağıyla yanındayız derken Türkiye'de kadın programları tam gaz devam ediyor. Deprem olmuş binlerce insan enkaz altında belki on binlercesi on vilayeti etkilemiş. Kadın programları ATV'de şurada burada devam ediyor. Herkes bildiğini okumaya devam ediyor. Tuhaf orada Diyanet işte Selah okutacağım Kur'an tilaveti vesaire dedi ya içeride insanlar can çekişiyorlar enkazın başında yakınlarını çıkarmak için bekleyenler var ve cami minarelerinden Sela yükseliyor Sela ölüm için okunan bir şeydir ne yapmaya çalışıyorlar? Ya gerçekten yani Levent Kazak onu yazmış. Enkazın altında çığlık çığlığa yerlerini belli etmeye çalışan insanlara sela dinletme, dinletmek. Kaçıncı seviye bir alçaklıktır diyor. Ya siz nasıl insansınız diyor. İnsan değiller. İnsan değiller yani. Başka bir evrende başka bir mahluk olarak yaşıyorlar yani. O arada cemevleri. Doğrusu bu. Bölgedeki tüm cemevleri barınma ve yemek için 7-24 açık olacak. Maraş Cemevi, Antakya Samandağ Cemevi, Antep, Osmaniye Kadirli filan. Şimdi böyle bir ortamda devletin bütün olanaklarını seferber etmesi icap ediyor. Ee, misafirhaneler, lokaller, lojmanlar, öğretmen evleri, polis evleri, aklınıza ne geliyorsa oteller müsait oldukça camiler yani hastaneler çökmüş. Camilerden kimi hastane olarak görev yapabilir, aşevi olarak görev yapabilir, barınak olarak görev yapabilir. İmamlar organize edilebilir. Milyarlarca dolar veya milyarlarca TL neyse bütçesi var Diyanet'in. Bunun için organize etsene. Ben de akıl veriyorum. Cemevleri organize oluyor. Sonra da sonra da haklarını vermiyorsunuz. İbadethane haklarını vermiyorsunuz. Böyle bir ülke. Neyse. Cumhurbaşkanı sadece kendi partisinin belediye başkanlarını arıyor veya valileri arıyor. Şimdi bu da eleştiriliyor. Ya esasen yani ee, siyasetin bu yaptığı özellikle valiler ve belediye başkanlarını araması Cumhurbaşkanının geçmiş olsun demek için aramadı. Talimat vermek için aradı. Dedi ki yani sayıları bize sormadan artırmayın. Bizim dışımızda e, şey yapmayın, açıklama yapmayın falan. Esasen Türkiye dış yardım da istemiyor ama bunu yapmak zorunda kaldı. Çünkü ee, ...içeride her şeyi kontrolü altında olmak olsun istiyor. Yani yabancılar girince bir anlamda... ...yabancı gazeteciler, yabancı araba kurtarma ekipleri falan girince... ...bir anlamda durum kontrollerinden çıkıyor. Ve dış, doyun, dış, dış dünyaya doğru kaynaktan servis başlıyor. Yerli ve milli kaynaktan değil. Ee, sela meselesi de öyle. Yani camilerdeki sela meselesi de... ...kontrol ve tabirimi mazur görün gütme duygusunun cemaati gütme duygusunun dışa vurumu aynı zamanda. Valiler aranıyor vesaire atlanıyor Ondandır ki Kızılay başkanı diyor ki her yere ulaştık kontrolümüz altında. Ondan diyor ki işte efendim Afat başkanı efendim her her şeye her duruma hakimiz. Her yere müdahale ettik. Muhabir soruyor ya işte filan. Adıyaman'da çığlıklar yükseliyor. Hatay Belediye Başkanı bas bas bağırıyor. Yok yok biz her yere müdahale ettik her yerde varız falan. Niye öyle talimatlandılar çünkü. Kızılay'da, AFAD'da, valilerde, diğer şeylerde. Hatay Belediye Başkanı'nın feryadı. Hatay valisine sorsanız o da diyecek belki duruma hakimiz. Belki de utancından çıkmıyor bilmiyorum. Bu şekilde talimatlanıyorlar. Devlet her şeye hakim her yere gittik. Mümkün değil anlattım sayılarla. 1200 bina yıkılmış sadece Hatay'da Hatay Belediye Başkanı'nın ifadesiyle sizin oradaki binalarda duruma hakim olmanız için 10-15 bin kişilik kurtarma ekibiyle bölgede olmanız lazım. Bir ekip bile gitmemiş. Ama Cumhurbaşkanı'nın doğru söylediği bir şey var. O da 80 yıldır en büyük felaket diyor. Ki zaten dünya ajanslarına da, dünya televizyonlarına da bu şekilde geçti. Yani 1939, 30 bin kişinin hayatını kaybettiği Erzurum depreminden bu tarafa. Arada Marmara depremi atlanıyor. Neden? Çünkü Marmara'dan, Marmara depreminden, 99 Marmara depreminden 18 bin kişinin hayatını kaybetti. 7.2'lik Marmara depreminden çok daha büyük bir e, afetle, olayla karşı karşıyayız. Bu da Cumhurbaşkanı'nın itirafı. Belki, e, zannediyorum 39 Erzurum depremini de geçen 100 yılın hadisesiyle karşı karşıyayız. O noktada Cumhurbaşkanı doğru söylüyor. Ve tabii elbette biliyorlar. Yani boyutlarını biliyorlar, hangi vilayetleri nasıl yıktığını biliyorlar, kaç binanın yıkıldığını hangi enkazın, hangi enkazın altında kaç kişi hepsini biliyorlar. Boyutları bildikleri için enformasyonu baskılamaya çalışıyorlar. Yapmaya çalıştıkları bu. Onun için sosyal ağları zapturatta almaya çalışıyor, altın almaya çalışıyorlar. Ee, i̇şte efendim yalan yanlış bilgi yayılıyor filan falan diyorlar. Yani şey yapamadıkları için, müdahale edemedikleri için sadece haberleri veya işte bilgileri şunu bunu kontrol etmeye veya işte baskılamaya çalışıyorlar. Yapmaya çalıştıkları bu. Evet. Partizanlık her yerde. AKP'nin sözcüsü Ömer Çelik demiş ki cumhur ittifakı olarak işte asahadayız, alandayız her yer. Hem bir yanda diyorsun ki gün 85 milyon tek yürek tek bilek olma günü hem de sadece kendi belediyelerini arıyorsun. Öbürü de çıkıyor diyor ki Cumhur İttifakı olarak. Cumhur İttifakı olarak alanda falan değilsiniz. Görmedim görmüyoruz. Zaten alana inseniz millet sizi sopayla kovalar herhalde. Herhangi bir milletvekili herhangi bir belediye başkanı alanda olabilir mi? İşte bu da Gaziantep'in belediye başkanı. Twitter adresinden kestim getirdim bunu. Son 17-18 saattir 20 saattir paylaşım da yapmamış bağlandığı bir yayında diyor ki yani işte Gaziantep'te bir ilçe 60 bin nüfuslu bir ilçenin yarısı yok oldu diyor. İnsan utanır sıkılır. Fatma Şahin sadece bir örnek getiriyorum. Fatma Şahin 2002'den beri Gaziantep milletvekili 2014'ten bu tarafa da Büyükşehir Belediye Başkanı. Yani 20 yıldır Gaziantep'ten sorumlusun sen. 2014'ten bu tarafa da yaklaşık 10 yıldır belediye başkanısın. Sonra böyle felaket görmedim diyorsun. Ne önlem aldın? Geriye doğru 20 yıllık Gaziantep siyasetinde hiç mi senin kabahatin payın yok? Bir diğeri Adıyaman'dan Mehmet Metiner. Adıyaman, Adıyaman'ımızın hali harap. İşte efendim ulaşılamayan yerlerimiz var. Medya Adıyaman'ı görmeli. Hükümet daha fazlasını yapmalı. Hala enkaz altında hemşerilerim var. Yüreğimiz kan alıyor diye bir tweet atıyor. Arkadan Hamza Demir, Hamza Temur ki onun teyze oğluymuş galiba. Adıyaman yıkık. Adıyaman yalnız. Adıyaman üşüyor diye Mehmet Metiner'e cevap veriyor. Hemen onun üzerine Mehmet Betiren'in aklı başına geliyor. Aman aman Adıyaman yalnız değil. Adıyaman'ın arkasında reis var. Ölenleri geri getiremeyiz. Üzüntümüz sonsuz. Adıyaman reisin sevdalı olduğu şehir Adıyaman'ınızı yeniden yapacak onaracak. Biraz biraz önce ağlayan kişi tepkiyi görünce hemen tekrar reise dönüyor. Ben öyle de sersem kafalar işte. Neyse. Bakın Malatya. Üstünde Trend Garden Residence yazıyor. Böyle İngilizce cafcaflı yazmışlar. Yeni yapılmış bir binaymış. 3 yıllık söyleyenin yalancısıyım. Yıkılmış sadece tabela duruyor. Tabela dışında her şey yerle bir. Trend Garden Residence. Kim bilir kaça sattılar, pazarladılar. Yeni yapılanlar bile çökmüş. Kendi müteahhitlerinin, kendi işte belediye ile işi gücü olanların yaptıkları yerler. Burası da Malatya. Ki Malatya depremi birinci derecede etkilediği bölge değil. Selahattin Demirtaş, TSK'ya ait tüm sahra hastaneleri var mı? Kaldı mı? TSK'nın bütün hastaneleri kapatıldı. Gata başta olmak üzere. İş makineleri, seyyar, mutfak, benzeri araç gereçler. Ha onlar var olabilir. Tek başına yeterli olur. Neden tümünü bu geceden devreye sokmuyorsunuz? Devreye sokulmadı. Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı sadece 3000 bin askerin devreye sokulduğunu söyledi. 3 bin asker yani düşün. Yarın çok geç olabilir. Tuğçe Varol... Bunun için o hale bile gerek yok. Şahsımın tüm yetkisi var. Ankara'da Türkiye'yi ehil bir şekilde yönetecek bir kişi kalmamış. İnsanlar beceriksizlikten canını veriyor. Orduya git, çadır kur, emri veremedi hala diye sitem etmiş. Bu beceriksizlik değil. Bu korku. Bu korku. Tayyip Erdoğan sonra 10-15 senedir aman ordu göreve, asker sahada, aman ihtiyaç var depremde, tabi afette, başka şeylerde veya toplumsal hadiselerde asker özellikle uz uzak tutuyor. Çünkü asker sahaya indiğinde korkuyor. Bunlar oradan alıp yürüyecek. O kalkışmayla başka bir yere gidecek mi diye darbe korkusu var. Darbe korkusu olan insan, böyle kişisel korkularla, paranoyalarla yaşayan bir insan böyle bir afette bile bir dakika bir dakika diyor. Hoş gerçi Burdur Komando Birliği başta bazı birlikler harekete geçmiş ama herhalde geç artık yani. Ömer Murat, lafa gelince NATO'nun en büyük ikinci ordusu. Bugün göçük altındaki binlerce insan sabahın ilk saatlerinden itibaren çok iyi organize olup da binlerce askeri gerekirse helikopterlerle seferber edip oraya intikal ettirip o insanları çıkartamamak vahim boyutta beceriksizliktir. Yeri geldiğinde Suriye'ye harekat, ama Allah Allah. Yeri geldiğinde Irak'a harekat ama yeri geldiğinde burnunun dibindeki depreme, burnunun dibindeki ordular, kolordular bakmıyor, bakamıyor. Evet. Dediğim ya tek nedeni korku, tek nedeni darbe korkusu askeri Türkiye içi olaylardan uzak tutuyor reis. Aman diyor asker sınırlarımızın dışında üzerine yani verdiğimiz vazifeleri yapsın sınırlarımızın içerisinde aman aman. Yani neme lazım önünü açarız bir daha da girmezler kışla kışlaya. Böyle bir korku. Beni devirirler korkusu. Yani o kadar her şeyi değiştirdi ama hala hakim olabilmiş değil. Bunu da gösteriyor tabi. Eser Karakaş bitiriyoruz yavaş yavaş. Türkiye çöktü maalesef ama esas çöken Türkiye devleti ve sözde devlet yöneticileri demiş. Evet. Kesinlikle böyle. Türkiye devleti çöktü ama esas çöken devlet yöneticileri, Türkiye devleti. Evet. Eser Karakaş'ın bu vecizesiyle de yavaş yavaş toplay toparlayalım. Bu konu her şeyi değiştirdi dün konuştuğumuz konular eskidi. Yayınlandığı anda eskidi hatta. Çünkü ben bir önceki manşeti yayına verdiğimde bu deprem olmuştu ve herkes bununla meşguldü. Şubat ayını bununla geçiririz. Öyle görülüyor. Bir iki hafta çok yoğun bir şekilde bununla gideceğiz. Okullar tatil edildi. Yaz ilan edildi bir hafta. Hatta resmi tatil de ilan edilsin. Biz gidelim bölgede çalışalım diyenler var. Bilmiyorum oraya gider mi? Ama bir haftalık okul tatili veya resmi yasla bu iş bitecek gibi görünmüyor. O 10 vilayetin yaraları ne zaman saracağı e, meçhul. Bu aylar sürecek hatta e, yaşadığı o bölge insanının yaşadığı travma itibariyle yıllar sürecek bir konu. Muhtemelen Türkiye'nin bundan sonraki siyasetinde de belirleyici olacak. Ve muhtemelen e, seçimde de e, belirleyici olacak. Seçime daha çok var 3-3,5 üç, üç, ay var henüz daha tarihi de kararlaştırılmış değil. Acaba 14 Mayıs derler mi tarihi tekrar revize mi ederler? Seçim erteleme ihtimallerinden falan bahsediliyor ama seçime bu kadar uzak bir e, depremde bir seçim erteleme gerekçesi olmuyor e, deprem meselesi. Ama e, siyasette bütün hesapların tekrar ele alınması, değerlendirilmesi gereken bir konu. Bu bölgeler AKP'nin, MHP'nin güçlü olduğu bölgeler. Osmaniye, Devlet Bahçeli'nin memleketi. E, buralarda oy kayması olur mu olmaz mı zaten şu anda e, siyasetteki iktidardaki en önemli telaşlardan biri de bu. Cumhur İttifakı olarak bölgedeyiz falan derken esasen vurgu bu bakanlık olarak bölgedeyiz derken de bu Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla falan derken de bu medyayı yönlendiriyorlar manipüle ediyorlar sayıları saklıyorlar ve ellerinden geleni ardına komuyorlar. Ee, Türkiye'nin e, bu kadar geniş bir sahada 5000 bin küsür bina yıkılmış resmi açıklamayla belki 6000-7000 bin, bin, belki 10.000 bina yıkıldı bilmiyoruz bu rakam artacak sayı artacak bu kadar geniş bir sahada, bu kadar geniş binaya, bu kadar geniş bir yıkıma müdahale edecek gücü yok. Hiçbir devletin de gücü yok ama bir kere daha söyleyeyim. Böyle bir deprem ülkesinde, böyle riskleri barındıran ülkede siz 20 yıllık AKP iktidarında, sadece 20 yıllık AKP iktidarında belli tedbirleri alsaydınız, inşaatla, betonla, inşaatçılıkla falan övünüyorsunuz ya. Belli tedbirleri alsaydınız ve o doğrultuda yürüseydiniz. Tayyip Erdoğan'ın son yıllarda söylediği yatay mimariyi falan başta esas alsaydınız. Neyse. Kentsel dönüşmeyi, dönüşümü, ransal dönüşüm evirmeyip bir deprem fırsatçılığıyla gerçekten kentsel dönüşüm yapsaydınız. Parklar, bahçeler, toplanma alanlarıyla yatay mimariye esas alan belli bölgelerde çok katlı yapılaşmayı yasaklayan falan noktada 20 yılda bir noktaya getirebilirdiniz ve bu yıkım bu derece büyük olmaz, bu kadar insan, milyonlarca insan bundan etkilenmezdi ve sizin de afadınız veya kızılayınız sadece belli, belki eski yapılaşma veya işte belki her toplumda vardır belki bilinçsiz bir iki yapılaşma veya hata, can kaybı veya işte bir yıkım gibi konulara müdahale eder, durumu atlatır işine bakardı. Bu geriye doğru çok kötü yönetilmiş ve yönetilmemiş esasen yönetilmemiş sicilin sonucu, karnesi. Mevcut yönetimin karnesi. Bu noktada ne bu yönetim ne de topyekün her şeyi planlamış bir yönetim. Fransa'yı getir buraya, İngiltere'yi getir Türkiye'ye, İsveç'i getir Türkiye'ye altından kalkamazdı. Kalkamadılar da zaten. Muhtemelen altında kalacaklar. Bundan sonraki siyasette ve bundan sonraki haftalarda da son derece belirleyici olacak. Gerek saray ve gerek çevresindeki panik de bu. Birkaç hafta bununla meşgul olacağız ve bu çerçevede de elbette siyasi çalışmalar yürüyecek. Neye ne kadar vakit ayıracağız? Elbette siyasetin öne geçtiği, siyasetin de kendini konuşturduğu zamanlar gelecek ama birkaç hafta deprem konusu belli ki gündemde tek belirleyici olacak. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla hoşçakalın.